Deprem, kadim ve bereketli Anadolu topraklarının kaderinde var olan bir gerçeğimiz. Yaşanan her felakette ortaya çıkan acılar ve geride bıraktığı yaralar tazeliğini koruyor. Büyük yıkıntılar altında kaybolan yaşamlar ve geride bıraktığı yarım hikayeler acıya acı katıyor. Antalya, Diyarbakır, Malatya derken Anadolu adeta beşik gibi sallanıyor. Aslında gözler de beklenen İstanbul depremine çevrildi. Peki İstanbul depreme hazır mı, değil mi? Şüphesiz her felaketin ardından gözler beklenen Marmara depremine çevriliyor. Peki son depremleri nasıl okumalıyız? Anadolu plakasını sıkıştıran Afrika, Arap ve kuzeyden de Afrasya plakası vardır. Bunlar sürekli bizim Anadolu lefasını sıkıştırıyor. Sıkıştırdıkça da Türkiye'nin bütün genelinde 4 ve 5 büyüklüğündeki depremler oluşabiliyor. Yani bu 4 ve 5 büyüklüğündeki depremler her zaman Türkiye'nin her yerinde olabilir. Ve asıl merak edilense bu depremlerin Marmara depremini tetikleyip tetiklemeyeceği. İstanbul depremiyle ilgisi olmayan depremler bunlar. Biliyorsunuz Malatya'daki oradaki depremle ilgili bir tetikleme ve enerji boşaltımı. Antalya'daki o Kıbrıs'la ve Afrika lefasının, Anadolu lefasının altına dalma batma zonu dediğimiz olaydan dolayı gerçekleşen depremler ve Diyarbakır'daki de büyük ihtimal gene oradaki 6 Şubat depremiyle ilgili olan depremler. Ama tabii bu demek değildir İstanbul'da hani bir deprem olmayacak. Hani biz bu her zaman için bir deprem beklentimiz sürmektedir. Dikkat etmemiz gerekir. Akit Haber ekibiyle birlikte Avcılar'da yer alan ve tahliye edilen binaları inceleyen Altan kentsel dönüşüme dikkat çekti. Arkamızda bir tane boşaltılmış bina var mesela. Bu bina Allah muhafaza 5 üzerindeki bir depremde risk oluşturuyor. Yıkılabilir, doğru mu? Evet, yani zaten o görünen o ki kentsel dönüşüme girmiş bina. Vatandaşlarımız anlaşmış ve yıkıyorlar. Binayı yıkmak üzereler. Maalesef ki bir üst geçidi, yani 56 metrelik bir üst geçidi 10 ayda tamamlayamayan bir İBB yönetimiyle karşı karşıyayız. Kelimenin tam anlamıyla bir rezalet. Aslında İstanbul depreme değil, maalesef ki yıkıma hazır. Öte yandan Akit Haber'in baskısıyla geçtiğimiz yıl tehlike oluşturduğu için yıkılan Avcılar Şükrübey üst geçidi ise yaklaşık 10 aydır hala tamamlanamaması kentsel dönüşümde gelinen son noktayı gözler önüne serdi. Şu anda Avcılar Şükrübey'deyiz. Malumunuz 10 aydır tamamlanamayan bir üst geçit var. Hal ortada. Yani bir üst geçidi 10 ayda tamamlanamayan bir İBB yönetimi depreme ne kadar hazır olabilir? Aslında Allah muhafaza. Evet, yani bunlar bütün düşündürücü şeyler. Deprem bölgesinde 45 günde bir hastane yaptık. Yani bu 45 gün içinde yapılabiliyorsa buranın tabii bir senede bitirilememesi düşündürücü. İstanbul'da bu şekilde ağır çalışırsak depreme hazır olmamız diye bir durum yok.